Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop gündemde olan başlıkları değerlendirdi. Mecliste 1300'e yakın dokunulmazlık fezlekesinin olduğunu ifade eden Şentop, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını ise kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle İstanbul Sözleşmesi eş değer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil dedi. Şöyle bir geriye dönüp baktım, zaman zaman bakıyorum ne kadar dokunulmazlık dosyası varmış diye. Sanıyorum 680 civarında dokunulmazlık dosyası varmış o zaman. Bu kaldırmayı tartıştığımız demek ki işte Mart, Nisan, Mayıs 2016 gibi. Şu an 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Yani aşağı yukarı iki katı o tarihe göre. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar çok dokunulmazlık kaldırılmasına dair dosyanın, fezlekenin olması çok vahim bir tablo. Sayısal olarak bir kere vahim. Bazı suçlar bakımından suçun cezasının ağırlığı dikkate alınarak veya suçun niteliği dikkate alınarak dokunulmazlıklarla ilgili bir dokunulmazlığın kaldırılması veya daha genel anlamda sınırlayıcı bir düzenleme düşünülebilir. Almış olduğu ceza istinafta kesinleşen bir ceza idi. 2016'da işlenmiş bir suç, 2017 ilk derecede karar verilmiş, istinafa gidilmiş, o sırada da milletvekili adayı olmuş ve seçilmiş. 2018 başlarında kesinleşmiş. O sırada da yine bir kanun değişikliği vardı. Sayın Berberoğlu'yla beraber dosyalarla ilgili istifade edebilirler diye bir bekleme durumu söz konusuydu. Ve oradan yararlandı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Burada Sayın Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Aslında alakası yok. Doğru bir kıyas değil. Yani namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini çok açık söylüyorum. FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum. Kadına karşı şiddet, şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.